genelde kaşıntı için, ter kokusu için, vücuttaki yaraların hızlı iyileşmesi için kullanıyorlar. Şekli sabun şeklinde kesilmiş tuz. Bunu bir tasın içine koyuyorlar, eritiyorlar. Tuzlu suyu vücutlarına sürdükleri zaman o tuzlu su vücutta kaldığı sürece bakteri oluşumunu engelliyor. Bakteri oluşumunu engellediği için de koku olmuyor, yaralar daha hızlı iyileşiyor, kaşıntılar gidiyor. Bu amaçla kullanılıyor. Bizim hastaneye yattığımızda ilk verilen şey tuzlu sudur, mikropların ölmesi için. Bu da aynı işlevi yapıyor, bu da deri üzerinde yapıyor. Vücuduna sürmeyecek, bunu bir tasın içine koyacak, üzerine bir bardak sıcak su dökecek. 15 dakika sonra oluşan tuzlu suyu vücuduna sürecek. Tuzlu su vücutta durduğu sürece o bölgenin temiz olmasını sağlıyor. Sıvı solüsyon haline getirilmeden sürerseler bu taş sonuçta ve içinde parçacıklar var. İster istemez vücutta çizmeler yapıyor. Özellikle hassas ciltleri çok çiziyor. Daha kolay oluyor, kullanışlı oluyor. Banyoda falan istedik geriye koyup alabiliyorlar. Tozu poşetin içine koymamız gerekiyor. Kullanımı biraz daha zor oluyor. Bir aydan fazla yeter yani. Her gün kullanırsa bu bir aydan fazla uzun süre gider. Elimde gördüğünüz tuz sabunu da doğadan çıktığı şekildedir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Kimyasallar kullandığınız zaman vücuduna karşı alerji yapar. Bunda alerji yapacak hiçbir şey yok. Tamamen tuz, kil, başka hiçbir yabancı maddemiz yok. Vallahi bu şekilde artık iki kat